Rafet ve Saffet. Biri spor foto muhabiri, diğeri spor yazarı. Birbirinden ayrılmaz iki arkadaştırlar ama karakterleri tamamen birbirine zıt iki arkadaş. Rafet, gamsız, vurdum duymaz, pasaklı, dağınık ve çapkın. Saffet ise tam tersine, derli toplu, titiz, becerikli ve duygulu bir kişiliğe sahipti. Bu iki arkadaşın hayatta birleştiği tek nokta vardı. İkisinin de karılarından ayrılıp aynı evde yaşamaya mecbur olmaları. Bu mecburiyet başlarına neler mi getirmişti? Gazetedeki araba ilanı için rahatsız ettim efendim. Biraz malumat alabilir miyim efendim? Evet. Evet anlıyorum. Evet anlıyorum. Peki rengi... Rengini öğrenebilir miyim efendim? Rengi beyaz. Fiyatı 750 milyon düşünüyoruz. Cihangir'deki kapalı otoparkı biliyor musunuz? Saat 6 sizin için müsaitse önünde buluşabiliriz. Saffet. Sizinki? Oldu İsmet Bey. Saat 6'da Cihangir'deki kapalı otoparkın önünde. Görüşmek üzere, iyi günler. Görüşürüz efendim. Alo kızım, Nurten. Masanın üzerindeki paraları topla, ben şimdi Ülker'i göndereceğim. Evet, ha, onları bir çantaya koy. Yalnız dikkat et, sağlam bir çantaya koy. Bizim Tevekkel getirirken döküp saçmasın. Yok yok, torba olmaz. Abinin ayakkabılıkta çantası var. Ha, ona koy. Hadi kızım, hadi kızım, Allah'a ısmarladık. Ülker! Beni mi çağırdın lütfen? Senden başka Ülker var mı şu dükkanda? Var, forfetler var, püsküvitler var, pelin cıvıklar var. Ulan evladım, illa da her seferinde şu dangalak espriyi yapmak zorunda mısın? Ama tamam tamam, geri aldım. Başlama gene. Şimdi bana bak, doğru eve gidiyorsun. Nurten ablam bir çanta verecek, alıp onu getireceksin. Ama ana dikkat et, çantanın içinde tam 800 milyon var. 200 milyon mu? Allah, böyle bir göreve hazır mıyım bilemiyorum usta. Acayip acayip konuşmayı bırak da fırla hemen. Hemen eşek herif. Göreve hazır değilmiş. Tövbe estağfurullah. 91 model hanımefendi. 81.516 kilometredir. Ne demek nereden biliyorum? Yazıyor hanımefendi. Araba yazmıyor. Arabanın üstünde yazıyor. Boş verin, en iyisi bu konuyu geçelim. Başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı hanımefendi? 38 yaşındayım. Niye? Hayır hanımefendiciğim, ben onu söylemek istemedim. Onu demek istemedim. Yani arabayla ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Evet, fiyatı gibi. 750 milyon. Evet, Türk lirası efendim. Rica ederim efendim. İyi günler efendim. Salak! Arabayı niye satıyorsun ki? Var ya, buradan üstüne atlar burnunu bir ısırırım, gününü görürsün ha. Atlarım arabayı niye satıyorsun diye sorduk, bu hiddet niye? İyi olacak, alçak sıpası. Elektrik parasını ödeyebilmek için satıyorum tabii ki. Eğer parayı ödemezsek elektriğimizi kesecekler. Bu genç yaşta karanlıklara gömülmeye niyetim yok, tamam mı? İyi ama oğlum, elektrik parasını ödemek için niye arabanı satıyorsun ki? Neyi mi satsaydım Rafet, saçlarımı mı? Şu rezalete bak, 270 milyon lira elektrik faturası mı olurmuş? Onda bir hata var oğlum, bilgisayar beynini yemiş. Hata mı hata yok, gidip araştırdık işte. 3 ayda tam 270 milyon lira elektrik yakmışız. Saçmalamasınlar be. Evde tramvay beslesen bu kadar elektrik harcayamazsın. Tramvay beslesen harcamazsın tabii. Ama benim gibi Rafet beslersen harcanıyor işte. Ne yani, bütün elektriği ben mi harcadım? Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Ne iması ulan? Açık açık söylüyorum. Bir kere sürekli lambaları açık unutuyorsun. Sabaha kadar televizyon seyrediyorsun. De en kötüsü saç kurutma makinesini elektrikte bırakıp açık bırakıp maça gidiyorsun be. Kaç kere söyleyeceğim oğlum? Ben saç kurutma makinesini çalışır halde bırakmadım. Yok ya. Eve geldiğimde anır anına çalışan neydi peki? Traktör mü? Salak herif, senin yüzünden banyomuz az kalsın çöl oluyordu. Ya vallahi ben saç kurutma makinesini açık bırakmadım ya. Saçlarımı kurutacaktım, elektrikler kesildi. Öyle fişte bırakmışım. Elektrikler gelince de manyak makine kendi kendine çalışmaya başlamış. Bunda benim ne suçum olabilir ki? Oğlum, oğlum! Var ya, sen iğrenç bir adamsın. Ben burada senin yüzünden arabamı satarken sen şampuan turistler gibi karşıma geçip gülüyorsun lan. Ama böyle konuşursan tabii gülerim ya. Sana arabanı sat diyen oldu mu? Şunu 2 saat sabredeceksin. 2 saat sonra sayısal loto çekilişi yapılıyor. Ne? Sonra ben pazartesi günü ikramiyeyi alınca seni bu faturaları öderim. Ne?
Ben burada parasızlıklar arabamı satarken sen bütün paranla lotomu oynadın. Ayıp ulan ayıp! Aman Safetciğim, ben gerizekalı mıyım? Kendi paranla oynayacak kadar hain miyim? Ne diyorsun lan sen? Kendi paranla oynamadıysan kimin parasıyla oynadın? Tabii ki ortaklarımın parasıyla. Ortakların mı? Kızlar! Bana bakın! Bu lotolar ne zaman çekiliyor kızlar? Daha var anneciğim, daha var. Ay param çıkınca ne yapacağım biliyor musunuz? Aman bunda bilmeyecek ne var, muhakkak bir münasebetsizlik yapar. Bilemedim Naziye teyze. Hemen bir Güney Amerika seyahatine çıkacağım. Ah kuzeye diyeceksin ama kuzeye gidemem, orası soğuk. Vallahi ne güzel olur değil mi Ayşe abla? Oradan da uzak doğuya gideriz. Parayı beklemene gerek yok güzel oğlum benim. İstersen elimin tersiyle seni çok daha uzaklara gönderebilirim. Merak etme kızım. Hele şu ikramiyeden parayı kazanayım, ilk iş olarak bu manyağı tedavi ettireceğim. Hiç boşuna heveslenme anneciğim. Ben notere sordum, benim payımı benden başka hiç kimse alamazmış. Peki o notere evinde fazla odaları olup olmadığını da sordun mu evladım? Aa, Allah'ın noterine ne diye böyle bir şey sorsun ki? Ne bileyim kızım. Ama ben onun yerinde olsam sorardım. Dünya hali bu. İnsan her an sokakta kalabilir. Değil mi Serap? Aman anne, ne komiksin. Yani şurada bir iki saat sonra milyarder olacak birini evden atmakla tehdit etsen ne olur, etmesen ne olur? Ha, şimdi anladım. Aman Raziye teyze, hakikaten çok komiksin ha. Evden atacağım diye tehdit edeceğine, tokat atacağım diye tehdit etsene. Ay çok güzel espri oldu. Vallahi iyi fikir kız Aysu. Bazen kendini aşıyorsun. Ne yani şimdi sen Raziye'nin parasıyla sayın, sen de tom oynadın. Sadece Raziye'nin değil canım. Serap, Aysu ve Ercan'ın da payları var. Daha kötüye eşek herif. Bari sadece Raziye'yi dolandırsaydın. Bir dakika, biz buna ortaklık demeyi tercih ediyoruz. Hadi be, hadi. Sen de biliyorsun ki bu resmen dolandırıcılık. Saçma sapan konuşma oğlum. Herkesin menfaati noter kanalıyla güvence altına alındı. Bak, herkesin imzası var burada. Öyle gidip parayı tek başına almama imkan yok canım. Vay be, bu kadar insanı nasıl kafaya aldın lan? Kafaya falan almadım canım, sadece ikna ettim. Düşünebiliyor musunuz çocuklar? Sayısal lotodan milyarlar bize çıkınca artık daha lüks lokantalarda yemek yiyeceğiz. Evet, bundan sonra öğle yemeklerimizi gidip Çin lokantasında yeriz. Ben payımı alınca belki işi bırakırım. Ben de bırakırım. Ama bilemiyorum, belki de çalışmaya devam ederim. Sonuçta işimi çok seviyorum. Tabii canım, niye bırakıyormuşuz ki? Gül gibi işimiz var, bırakmayız tabii. Ya sen de az yalaka değilsin ha. Ya ne alakası var? Önce bırakmak bana cazip geldi. Sonra baktım, düşündüm, olacak gibi değil. Bırakmamaya karar verdim. Yok ya, milyarderim olunca niye hala çalışmaya devam edeyim ki? Sonuçta kendi işimi kurarım, değil mi ya? Tabii ya. En iyisi kendi kendinin patronu olacaksın. Zavallısın oğlum sen. Hatta biçaresin, biçare. Ya para falan çıkmazsa ki büyük ihtimalle çıkmayacak, o zaman ne halt edeceksin? Tabii ki çıkacak. Çok müthiş bir formül buldum. Bunun formülü mü olurmuş oğlum be? Gazeteler bile yazdı, okumadın mı? 80 milyona bir şans var. Çıkacak, çıkacak. Çıkmazsa kafamı keserim. Hadi be. Hele bir çıkmazsın kafasını keserim vallahi. Gerçi bayağı mantıklı bir formüldü ama insan yine de düşünemeden edemiyor. Düşünsenize bütün maaşımızı bu işe yatırdık. Çıkar çıkar merak etme. Dünya kadar kupon oynadık. Birine çıkmazsa diğerine çıkar. Çıkarsa paranızla ne yapmayı düşünüyorsunuz Selim Bey? Yarısını karıma vereceğim. Aa ne güzel. Bu kadar paraya da boşanmayı kabul eder herhalde. Bence bu kuponları oynadığın bayiye git. Bu kuponları iptal ettir ve insanların paralarını iade et rahat et. Artık çok geç oğlum. Sayısal loto bayileri sattıkları malı geri almıyorlar. Ayrıca üste para da verseler bu kuponları dünyada vermem. Bu sefer kesin linç edileceksin biliyorsun değil mi Rafet? Noter kızım. Ülker geldi mi? Ne zaman geldi? Allah Allah, nerede kaldı bu çocuk? Ay, yo, tamam kızım tamam, her neyse şimdi neredeyse gelir. Ha, hadi kızım sen kendi işine bak. Hadi dur. Allah Allah. Yok hemşerim, bağlar önce düşmüş. Pardon, bana mı söyledin? Biliyorum ki bağlar önce düşmüş, düşeceğim. Ay. Uyardığın için çok teşekkür ederiz Satıcı abi. Ya bana bir simit versene ya. Thank you.
Rengi beyaz efendim. 91 model. 81.516 kilometrede beyefendi. Buruk muruk yok. Lastikler yeni değil ama idare eder. Yani bu kışı çıkartır. 750 milyon istiyoruz. Ağzını topla ayır. Çüş sana derler. Lan manyak mıdır nedir be? Oğlum böyle her arayana küfredersen arabayı satamazsın ki. Böyle bir zırta poza satacağım ama hiç satmam daha iyi. Zaten ben biriyle anlaştım galiba. Biraz sonra buluşacağız. Gelirken bir şampanya al da sayısal lotoyu kutlayalım. Acaba geri döndüğümde sen hayatta olabilecek misin? Sen aşkla çatalınla alay et. Biraz sonra çevremdeki en fakir sen olacaksın. Öyle şabalak şabalak gül bakalım. Tabii tabii tabii. Ben tuvalete gidiyorum. Araba için arayan olursa ne söyleyeceğini biliyorsun. Biliyoruz. Küfredeceğiz. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuk? Başına bir şey gelmiş olmasın? Oğlum Ülker neredesin saatlerdir? Meraktan çatladım vallahi. Oğlum konuşsana ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Usta. He? Bir şey söyleyeceğim ama inanmakta biraz güçlük çekebilirsin İsmet abi. Neymiş? Milyarder olmamıza dakikalar, hatta saniyeler kaldı. Parayı aldıktan sonra seni de ameliyatla insan haline getirtirim Django. Gerçi biraz kıllı insan olursun ama neyse, hiç olmazsa bu bön bön bakıştan kurtulursun. Arayan oldu mu? Oldu. Ne dedin? Hicabi diye biri yok dedim. Ne? Ya lafın birisi yanlış numara çevirmiş, ısrarla Hicabi'yi versene diye. Onu demiyorum salak. Araba için arayan oldu mu? Ama ne? İyi, ben gidiyorum. Güle güle. Seni hiç unutmayacağız. Korkma Sad Bey, benim Dürdane teyzen çocuğum. Hay Allah, desenize boşu boşuna korkmuşum. Neyse, esas ben sana. Ne oldu, ne istiyorsun? Yok, şampuan parası istemeye gelmiştim. Yapma ya. Bizim apartmanın saç uzattığından hiç haberim yok. Ne apartmanı? Hayır, benim için lazım. Kontratımızda kiracı ev sahibinin saçını yıkar diye bir madde var mı Dürdane'nin? He? Ayıp ayıp, yaşından başından utan. Zaten uyduruk kaydırık bahanelerle yeterince bizi tırtıklıyorsun. Şampuanı da kendin al. Vallahi kuruşun yok Saffet. Bütün paramı lotoya yatırdım. Hadi ver şu parayı, hadi. Hem sen şimdi bana şampuan alırsan, ben de sana ikramiyeyi kazanınca, yani lotoyu kazanınca... Unutma ki saç ettirdim. Benim saça, maça ihtiyacım yok Dürdane Hanım. Ama sana illa şampuan lazımsa git Rafet'le konuş. Madem ki paranı ona verdin, o da sana şampuanından verir, ödeşirsiniz. Şampuanlar burada Dürdane Hanım teyze. Hangi markayı seçiyorsanız alın götürün. Götürmeye gerek yok Rafet'ciğim, onları burada kullanabilirim he. Ne yani, sıçınızı burada mı yıkayacaksınız? Yok, bir de kendi evimde mi yıkayacaktım? Suyun tonu kaç para? Haberin var mı senin? Aman be Dürdane Hanım teyze. Yarım saat sonra milyarder olacaksın. Hala 3 kuruşluk suyun hesabını yapıyorsun. Olsun olsun. Bu devide 3'e 5'e bakmayacaksın. Yani damlaya damlaya göl olur, öyle mi? Hem öyle, hem de fazla mal göl çıkarmaz. Ve tabii ki akakça kara gün için. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Vakti kalan bu kubbede bir hoş sedayım. Beni ben de bilmem. Ben de değilim. Bir ben bendir bende. Ben bendir o içeri. Sen seni bil, sen seni bil, sen seni bilmezsen patladırlar esas. Nusile etmeni tekbir, tekbir. Yok öyle değildi. Nusile etmenin, etmenin de hakkı tökektir. Tökek yok. Ama tamam be, sen kazandın. Rafet Bey, selamlar. Araba için geldiniz değil mi? Evet, aslında öyleydi de... Yoksa arabayı almaktan vazgeçtiniz. Yok yani, ben vazgeçmedim de bizim çırak... yani Rafet Bey, bizim paralar oldu da... Ne oldu? Ve dünyadan gelişmeler. Ay, milyarder olmamıza saniyeler kaldı. Django birazdan numaralar açıklanacak. Amanın ben bu heyecana nasıl dayanacağım? Amanın. İşte söylüyorlar galiba. Sayın seyirciler, sayısal lotoda yine 6 bilen çıkmadı. Nasıl yani 6'yı bulan çıkmadı yine? Bunlar ne? Böylece tam 1 trilyon lira önümüzdeki haftaya devretmiş oldu. Yani loto çılgınlığı önümüzdeki hafta da devam edecek. Django, eşyalarını topla. Yurt dışına kaçıyoruz. Hadi canım, acele et. Daha gizli yakalamıyor. Çabuk ol. Yardım ulan kafanı senin. Aç kapıyı yoksa kırarım. Aç kapıyı çabuk, yoksa kırarım. Yardım.
Gel buraya sefil fare, kaçma, öldüre gel. Emir abi, gel. Size de çok ayıp oldu Saffet Bey. Yok canım, ne ayıbı? Demek kısmetliymiş. Nasıl efendim? Kısmet meselesi efendim. Demek başkasının kısmetiymiş. Çok güzel araba. Üzülmeyin İsmet Bey. Belli mi olur? Belki paranız bulunur. Aman efendim, bu devirde kim o parayı bulup da getirip sahibine teslim eder? O da doğru ya. Haydi çocuklar. Hep beraber dövelim, gebertelim şunu. Ben birinci kalım. Bence asalım, sonra döveriz. Evet evet, bunu asalım. Bunu asarsak bir daha kimseyi dolandırmaya cesaret edemez. Aslında bu asma tekniği hiç fena değil. Böylece bu Saffet'e ibret olur. Hayır, isterseniz Saffet'i asalım, Rafet'e ibret olsun. Aman anne, Saffet'in bu işte ne alakası var? Sen de onu karıştırmasan olmaz yani. Aa, kızım ne yapalım, alerjim var. Saffet adını duyunca dayanamıyorum. Şimdi bırakın Saffet'i de. Bu maymuna ne yapacağız onu söyleyin. Bence bırakalım yaşasın. En azından paramızı geri alma şansı olur. Ne yani? Hiçbir şey yapmadan bırakacak mıyız? Yok yok. En azından küçük bir ceza vermek lazım. Tırnaklarını keselim. Şey, bir filmde görmüştüm. Altınların yerini söyletmek için adamın tırnaklarını kesiyorlardı. Kesmiyorlardır Aysu'cum, söküyorlardır. Kesiyorlardı, kesiyorlardı. O filmi ben de seyrettim. Hatta adam ne olur tırnaklarımı kesmeyin diye ağlıyordu. Bu film değil lan. Benim filmdeki adam İngilizce bir şeyler söylüyordu. Aman sıkıldım artık. Kirpiklerini mi yolacağız, tırnaklarını mı keseceğiz? Ne yapacaksak yapalım da gidelim artık. Bir dakika, bir dakika, bir şey söylüyor galiba. Bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Ay ne diyor acaba? Ayol bunu da anlamayacak ne var? Diyor işte. Aa, ne oluyor burada ya? Gel Saffet, buyur. Burada herkese yetecek kadar tırnak var. Ne oldu? Loto yattı galiba. Sorma Saffet, bu senin arkadaşın var ya, çok kötü kandırdı bizi. Mahvolduk Saffet, mahvolduk. Oh olsun, bu şebeğin ipiyle bir kuyuya inmeye kalkarsanız böyle olur işte. Ne kuyusu ya? Loto oynadık biz. Beni o gremlinlerin elinden kurtardığın için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Saffet. Aldığın parayı geri ver Rafet'cim, o yeter. Sen arabayı sat, satar satmaz ödeyeceğim. Aptal aptal konuşma Rafet. O paranın ortasından geçen tele dokunmana izin vermem senin. Ben o parayı da elektrik faturası ödeyeceğim. Tamam, sen elektrik faturasını öde, arta kalan bana yeter de artar bile. 50-60 milyonluk sayısal loto, düşünebiliyor musun? Bu hafta da devretmiş. Demek ki trilyonlar kazanacağız. Arabayı satınca sana bir tek yurt dışına kaçacak kadar para verebilirim Rafet. Ne? Kaçmak mı? Amanın! Amanın! Hadi ya, acele etme. Bu saatte hiçbir yere uçak bulamazsın. Ne uçağı oğlum? Django. Django mu? Evet, kaçarken beni yakaladılar ama Django tüymeyi başardı. Bir daha da geri dönmedi. Amanın, ya başına bir şey geldiyse? Merak etme oğlum, Django insan gibidir. Bakar başının çaresine. Ben de ondan korkuyorum ya. Zamsız girilmez dedim hemşerim. Hadi ikile. Bak müşteriyi korkutuyorsun. Allah Allah. Çattık ya. Ulan bela mısın? Nesin sen kardeşim? Köpekler giremez dedim. Hadi defol şuradan. Hoş. Hadi hoş ya. Django. Django. Django bu topu sevmez. Django. 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 Kübana. Django. Çok affedersiniz, bir şey soracaktım. Ne var? Buralarda şirin bir kurt köpeği gördünüz mü? Şirin ama irice bir şey. Ne, o köpek senin miydi? Ya demek onu gördünüz. Nerede? Gördüm tabii, hem de çok yakından gördüm. Bir dakika rica... ellerinize ne oldu beyefendi? Ellerim o senin şirin köpeğin yaptı. Ya! Şimdi ben de senin sırayım da gör. Bir dakika! Alo, iyi günler efendim. Alman Hastanesi mi?
Bir şey soracaktım. Acaba dün akşam hastanenize bir Alman kurdu getirdi değil mi? Yok efendim, manyak falan değilim. Ben gazeteciyim. Yani dalga geçmiyorum efendim. Diyorum ki, dün akşam hastanenize bir kurt köpeği getirildi mi? Üzerinde de kahverengi bir kürk olacak. Alo. 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 Yeter artık abi. Bir iki lokma bir şey yedi. Sonra ararız. Saçmalama Saffet. Django sokaklarda sürüm sürüm köpek gibi sürünürken sen benden İzmir lokması yememi nasıl istersin? İyi de oğlum, Django zaten köpek. Ne olmuş köpekse? O daha henüz 3 yaşında. 3 yaşında biri için sokaklar ne gibi tehlike teşkil ediyor? Bundan haberin var mı? Soyulabilir, dövülebilir, Allah korusun uyuşturucuya bile alıştırılabilir. Sen psikopat mısın Rafet abicim? Hatta belki de şu anda beyaz kadın tüccarlarının eline düşmüştür. Ay. Rafet sen psikopatsın oğlum. Belki de şu anda kadersiz Django'm hangi ayın kolları arasındadır ve o işi para için yapıyor? Kulaklarımda hala sesi çınlıyor Django'nun. Evet. Ne çınlaması oğlum? Django'nun sesi bu, git kapıyı aç. Django. Evet bu Django'nun sesi. Bana bak, sakın yüz verme. Yoksa yaptığının çok iyi bir şey olduğunu sanıp ikide bir zırt pıtardan kaçabilir. Evet. Aşağılı bu. Yüz verme. Hiç verme. Onu aşağılı veriyorum. Aşağılı Django. Sakın şirinlik yapmaya kalkma. Çok sinirim Django, duydun mu? Canım Django'm benim. Aslanım benim. Lokumum benim. Güzel Django'm, kıllı meleğim benim. Canın ne zaman çekerse kaçabilirsin güzelim benim. İşte ne zaman kaçabilirsin? Koçum Django'm, abim benim. Canım abim, Django abim. Saygı duyarım, hürmet ederim Django'm. Hürmet ederim, hürmet ederim. Burada dünyanın parası var be. Evet ya, Django'nun bizden çok parası varmış. Koçum benim. Aman da nerelerde biriktirmiş bu gizli gizli paraları. Django'm benim, güzel Django'm benim, güzel Django'm. Sakın kendini kandırmaya yeltenme Rafet. Bu paraların Django'ya ait olmadığını çok iyi biliyoruz, sen de ben de. Bal gibi de Django'nun parası işte. Üstelik Django'nun çantasından çıktı. Demek ki Django'nun parası. Saçma Japon konuşma tamam mı? Bir köpeğin çantası olabilir mi? Sen ne diyorsun be? Köpekler Adası diye film bile var. Ne alakası var şimdi? Ne alakası var mı? Bal gibi alakası var. Köpeklerin adası oluyorsa bal gibi çantası da olur. Senin çabalarını anlıyorum Rafet'cim ama bu paraların sahibini bulup paraları iade etmemiz lazım. Saçmalama kuzen. Bu neydi belirsiz çantanın sahibini? Nereden bulacağız? İçinde mutlaka bir kimlik vardır. Allah'ım inşallah yoktur. Allah'ım inşallah yoktur. Amanın. Amanın. 9 numara mı o? Allah'ım. Bol için çantası mı? Gidip verelim kulübe. Hop hop. Ercan Bey, yavaş, o zeytinleri sokaklardan toplamıyoruz. Niye ama ikinci zeytinim anneanne? İşte böyle ufacıktan başlar, sonra alışkanlık haline girer. Ay anne ne yapıyorsun ya? Bırak da çocuk doğru dürüst kahvaltısını yapsın. Yok ya, önüne gelen doğru dürüst kahvaltı ederse halimiz nice olur, hiç düşündün mü? Ne diyorsun anne ya? Şunu demek istiyorum evladım. Dünkü loto faciasından sonra tamamen iflas etmiş durumdayız. Artık savaş ekonomisi uygulayacağız. İkinci zeytin yok. İkinci çay hiç yok. İki dilim ekmek yok. Anne bak şimdi Aysu gelecek, sakın onun da orasına burasına vurma, oldu mu? Aysu gelecek mi? Hay güleyim bari. Onun buraya gelecek parası kaldı mı? Şey, affedersiniz. Buradan Kadıköy'e ne kadar yazar? Ne yapayım ya bana yazar? Ya, peki sizde taksit olayı var mı? Yaka! Allah kahretsin! Boyun musun demişsin Rafet? Şoför bey, bu parayla nereye kadar gidebilirim? Aha, buraya kadar. Karıya bak, bizi kumbara zannetti, değil mi? Hakikaten nereden bulacağız biz bunun sahibini ya? Düşündüğün şeye bak, bulmayız olur biter. Bulmazsak parayı nasıl vereceğiz Enay? Enay vermeyeceğiz işte. Düşünsene Saffetciğim, bir taşla kuş katliamı yapacağız. Kuş katliamı ne ya? Bak şimdi, elektrik parası ödenecek bir. Sonra sen arabayı satmayacaksın iki. Ben bu borçlarımdan kurtulmuş olacağım üç. Ben borçlarımdan kurtulunca, yani yakın çevremdeki insanların içine düştükleri ekonomik darboğazdan kurtulmuş olacaklar dört. Daha sayayım mı? Saysan. 6, 7 İstersen daha da sayabilirim yani. Evet, bu kuş hikayesi gayet mantıklı. Özellikle de ilk iki maddeyi çok sevdim. Vay be, borçlarımı bu kadar kısa sürede ödeyeceğimi hiç tahmin etmemiştim. Hele Razi para geri alınca ne kadar mutlu olacak. Heh,
Razıya mutlu mu olacak? Evet, sadece o değil. Dürdane Hanım teyze, Selim Bey, Efigen, diğerleri. Herkes çok mutlu olacak. Ne diyorsun lan sen? Bu parayı onların mutluluğu için mi kullanacağız yani? Raziye'yi yıllarca bana etmediğini bırakmayan, yuvamı yıkan Raziye'yi mutlu etmek için mi kullanacağız ha? Şey yani şunu demek istedim. Şey var ya hani bunların... Ne dürdane? Acıması dürdane. Gattar dürdaneyi mutlu edeceğiz diye bu paraları ona mı harcayacağız? Şey, öyle demek istemedim. Şey yani var ya şey yani bu dürdane... Tamam, tamam. Olsa biz Selim. Ve timsah bir gel. Bize yaptıkları baskı ve zulme karşılık biz bunları bu paraları ona mı harcayacağız ha? Rahmet söyle. Yani o kadar gitmek istemedim ama şey işte ne işte hay Allah işte. Yok abicim yok. Bir avuç çapulcuyu mutlu edeceğim mi? Götürün bu paraları karakola teslim edelim. Aç şu kapıyı Dürdane Hanım teyze. Bana bak. Bana bak, bana lotomoto deme. Yoksa korumuyoruz o gözüne. Dürdane Hanım teyze, bana yardımcı olmalısın, ona engel olmalıyız. Ne diyorsun be? Sabah sabah iner mi kompladı nedir? Benim parası pulsuz insanlarla işim yok. Hadi defol buradan. Tabii işte, üstüne bastınız para diyorum. Saffet'te bale bale para var. Sahi mi söylüyor? Evet. Sahi mi söylüyor? Hadi gelin şimdi beni izinle. Alo, Selim Bey. Ben çocukları bulmaya gidiyorum. Raziye teyzeye de siz haber verirsiniz artık. Merak etmeyin, o kaçmasına imkan yok. Yo yo, bayıltmadım. Tuvalete gitmek istedi. Ben de bu fırsattan yararlanarak onu tuvalete kilitledim. Kim mi? Dürdane teyze bekliyor. Yok. Kim? Saffet'e Dürdane teyzeyi ikna edecek. Bu mümkün değil. Sizi kanun namına son kez uyarıyorum Dürdane Hanım. Bu yaptığınız yasalara aykırı. Eğer şikayet edersem adam kaçırmaktan ve alıkoymaktan hapse girersiniz biliyorsun değil mi? Sen dalga geç bakalım. Sambalcıların avlusunda volta atarken bakalım bu kadar neşeli olabilecek misin? Merak ediyorum doğrusu. Öleceksin lan. Öleceksin, kendi ellerimle öldüreceğim seni. Önce hüpledip sonra gümleteceğim. Kulağına mum damlatacağım. Kendi ellerimle öldüreceğim seni Rafet. Başlarına ağda yapacağım. Bir saat sonra görüşürüz çocuklar. Güle güle. Sinemadan sonra eve gidelim. Ben böyle eğlenemiyorum. Eğlenemeyecek ne diye tuttum bu sinemaya gidelim diye? Ne bileyim ben kızlarını zart diye kabul edeceklerini. Baksana hemen zart diye kabul ettiler. İyi havlu. Bana bak, dua edelim de kızları yakışıklı heriflerin yanına oturtmasınlar. Sağ mısın lütfen? Zaten moralim bozuk. Şuraya bak. Resmen acınacak halde. Ne o? Güya sinemaya kızlarla geldi. Bak ulan iki tane daha sinema bileti alacak paramız olsaydı ne olurdu? Kıyamet mi kopardı sanki? Rahmet abi, bizi bu hallere düşürdün ya, yazıklar olsun sana. Bana bak peki, sen kızlarla sinemaya gideceğimizi kimlere söyledin? Kimseye. Yalan söyleme. Yani mahalleden bir iki kişiye söylemiş olabilirim. Kalkın lan, kalkın gidiyoruz. Rafet abi. Burada olduğumuzu nereden duydun? Şeyden duydum ben, bilardo salonundan söylediler. Demek mahallede bir iki kişiye söyledin, öyle mi pislik herif? Vallahi Özkan, iki kişiye söyledim. Demek ki onlar da iki kişiler kişiye daha söylemişler. Sonra onların söylediği kişiler de başka iki kişiler kişilere söyledin, değil mi? Gizli, gizli. Paranızı geri istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Tamam, tamam. Ama önce kızları alalım. Yürüyün, sallamayın. Aa, ben de şimdi size geliyordum ya. Yürü, Saffet'lere gidiyoruz. Aa, Saffet'e mi? Rafet herkes oraya çağırmış. Yürü. Ulan Rafet. Bu sefer çok kötü olacak. Anneni de. Rafet'in verdiğinin iki katını veriyorum Dürdane Hanım. İyi düşünün, dik o bana. Dürdüm ne dedi?
Olmaz dedim, olmaz. Kesinlikle olmaz. Bak Saffetciğim, seni hiçbir şey için zorlayacak değiliz. Ama eğer o çantayı götürüp karakolu teslim edecek olursan... ...bizi kırmış olursun. Ve biz de bu sefer senin kafanı kırarız. Bravo, aferin, bravo. Aferin, Taşar abi. Bravo, Rafet, bravo çocuğum. Hiç boşuna uğraşmayın. Böyle tehditlerle ve böyle alkışlarla beni korkutamazsınız. Her namuslu vatandaşın yapması gerekeni yapacağım... ...ve bu çantayı götürüp karakola vereceğim. Yaşayan hiç kimse o kadar namuslu değildir Saffet Bey. Onun için bırak saçma sapan konuşmaları da... ...parayı nasıl pay edeceğiz sen ondan bahset. Olmaz dedim Selim Bey. Ben paramı istiyorum. Ben de. Ne yapacaksın sen benim paramı? Zavallı insanları göz göre göre parasızlığa mahkum edemezsin. Hadi oradan. Hiç zavallı görmesen götüreceksin. Öyle diyorsun ama ben bu sabah bir zeytin bir dilim ekmekle kahvaltı ettim babacığım. Doğru söylüyor çocuğum. İkinci zeytini almaya kalktığımda az kaldım çolak bırakıyordum onu. Eğer oğlumu çolak bırakırsan seni mahkemeye veririm Razi Hanım. Eğer o parayı vermezsen Saffet... ...hem bu salak oğlunu hem de seni çolak bırakırım. O zaman ben de seni iki kere mahkemeye veririm. Eğer bir daha mahkeme ederseniz ikinizi de mahkemeye vereceğim. Ne olur be Saffetciğim, daha fazla işkence yapma bize. Ver şu parayı. Serapçığım olmaz. Ama Saffet abi. Olmaz Özkan, olmaz. Hay olmaz kadar başta taş düşsün değil mi? Sıktın ama Saffet. Burada sana yalvardığımız süre boyunca gidip ticaret yapmış olsaydık... ...on kere köşeye dönmüştük. Ay vallahi ticaret yapmaya hiç halim yok. Ver artık şu paraları Saffet. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz. Aa, bu bizimle dalga geçiyor ya. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Bu vicdansız kimseye beş kuruş vermeye niyeti yok. Hadi Ayşecan, biz de gidelim. Kız Serap, biz de oturuyoruz. Hadi kalk, biz de gidelim. Kalk Ercan, biz de gidelim. Kalk. Sen bizimle gelir misin Aysu abla? Gelin. Umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Yarına daha çok var. Yarına kadar ben onu kandırmaya çalışacağım. Siz de bu arada boş durmayın. Yeni yeni fikirler öğretin. Tabii ki ben bu arada onun karakola gitmesini önlemeye çalışacağım. Saffet uyudun mu? Olmaz bu lan. Al o çantayı da gel parası. Günaydın Saffet. Olmaz dedim Rafi. Haftalık ediyorsun biliyor musun? Oysa bu parayla yüzlerce elektrik süpürgesi satın alabilirdi. Elektrik süpürgesi mi? Ya düşünebiliyor musun? Renk renk. Boy boy elektrik süpürgeleri Saffet. Kuru ıslak, ıslak kupkuru, kupkuru yani çeşit çeşit. Hepsinden birer tane. İstediğin kadar temizlik yapabilirsin. Yani Saffet ölene kadar bütün halılarını temizleyebilirsin. Gerçekten bu sefil numarayla beni kandırabileceğini mi sandın Rafet? Peki nasıl kandırabilirim, ipucu ver. Kandıramazsın. Canını sıkma Rafet. Bu dertten biraz sonra tamamen kurtulmuş olacağız. Salak Saffet. Ay, ne güzel, ne güzel. Teşekkürler. Bu dürdaneyi de yavaş yavaş takdir ediyorum. Kadıncağız dün geceden beri bir an olsun vazgeçmedi. Anladım. Alo, Beton Razi Hanım teyzeyle mi görüşüyorum? Razi Hanım teyze, hemen bir şeyler yapman gerekiyor. Bu adam hepten beynini yedi. Baksana, çantayı karakola götüreceğim diye tutturdu. Eğer bu çantayı karakola götürürsen canıma kıyarım, haberin olsun. Korkma, hiçbir şey olmaz Dürdane Hanım. Bununla ancak midene kıyabilirsin. Onu da yıkarla, geçer. Çok halim kadın şu Dürdane be. Hadi birer çay daha içelim de sonra karakola gideceğiz biliyorsun. Telefon. Acı acı çalar. Ver. Alo. Efendim. Saffet Efendi. Şu anda karın ve çocuğun yanımda. Eğer onları bir daha görmek istiyorsan hemen paranın yarısını gönder. Ne mi yaparım? Dinle dinle. Ay! Ay! Saffet gidiyor. Ay! Baba imdat! Ay! Duydun mu? Ne mi yaptım? Tabii ki yanaklarında sigara söndürdüm salak. Hiçbir Amerikan filmi seyretmedin. The End. Yeter artık Rafet. Yalvarıyorum. Rafet yeter. Yalvarıyorum tanrım. Acı var. Her şeyi dilimde bırakmam lazım Rafet. Tamam kabul ediyorum. Çok iyi mücadele ettiniz ama sonunda kaybettiniz. Tamam kabullen. Bana acı.
Bak bana acımıyorsan Django'ya acı. Django'ya acımıyorsan Lassie'ye acı. Lassie'ye acımıyorsan Flipper'a acı. Flipper'ye acımıyorsan dayına acı. Benim dayım hayvan değil, hayvan. Korkunç bir şeydi Tolga. Göz göre göre götürdü çantayı, teslim etti ölçüz. O çantayla birlikte sanki benim içimden de bir şeyler koptu gitti. Gençliğim, güzelliğim bir film şeridi gibi gözlerimin önünden aktı gitti. Beni anlıyor musun Tolga? Tabii Rafet, anlıyorum. Bok anlıyorsun. Ama bu saatten sonra elinden bir şey gelmez ki. En iyisi unutma. O kadar parayı nasıl unutabilirim ki? Bir kere anatomime aykırı. Ah, o paraları öyle seviyordum ki ben. Sen sevgi nedir bilir misin Tolga? Bilmez mi? Ben de karateyi öyle seviyorum işte. Lan ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Öküz! Madem öküz olduğumu düşünüyorsun, gelip niye benimle dertleşiyorsun ki? Ne yapayım ki? Bir tek sana borcum yok. Diğerleri artık beni adamdan bile saymıyorlar. Ah, bağlanmıştım ben o çantaya Tolga. Sen bağlılık nedir bilir misin? Sen hiç bir çantaya bağlılık yemini ettin mi? İşte ben bunu etmiştim. Peki sen bana 800 milyonun resmini yapabilir misin Tolga? Resimden hiç anlamam. Sadece tavşandan 62 yapabiliyorum. Hepsi o kadar. Tabii ya. Ben bunu daha önce niye düşünemedim ki? Saçmalama, bunu herkes bilir. Bir tavşan çizersen üstüne de bir 62 yaparsın, olur biter. Yeter. Evet, ters tepe başlıyoruz. Sağa bak, sol. Sağa in, sağa in, sol bak. Açtı. Açtı. Bir de boyu kalbini çıkar. Bana bak, parayı hala alma şansımız var. Niye sen de benim gibi yapmıyorsun Rafet? Ne? Onu demiyorum aptal. Niye sen de benim gibi çalışarak kazanmaya gelemiyorsun diyorum. Ben bak, yapmayayım be. Ah, orada bir çanta doldu. Para beni bekliyor. Neye çalışacakmışım? Umarım para kol koymayı düşünmüyorsun Rafet. Kollar. Hayır ama çok kolay olacak. Kollar. Bana sadece 20 saniye ver. Ondan sonra ikna etmesi çok kolay olacak. Devam edin kızlar. Eğer ikna edemezsem kafamı kırarsın. Devam edin. Yollar da bu arada. Niye ben alıyorum? Niye gidip sen almıyorsun? Ben alamam çünkü beni tanıyorlar. Nereden tanıyorlar mı seni? Sen azılı gangster misin? Saçmalama, ne ilgisi var hayatım? Dün Saffet çantayı teslim ederken ben de yanındaydım. Daha doğrusu ayağının yanındaydım, oradan tanıyorlar. Peki ya tutuklanırsam? Ya oracıkta beni elektronikli sandalyeye oturtup idam ederlerse? Elektronik değil, aktaş, yani elektrikli sandalye. Ne fark eder? Sonuçta ikisinde de hoplayıp zıplamıyor musun? Ya Atıcım, niye idam etsinler? Alt tarafı içine girip çantayı soracaksın. Kaybettiğin çantayı soracaksın. Bunda korkacak ne var? Hadi telaşlanma. Ürkecek bir şey yok, korkacak bir şey yok. Söyle bakalım. Çantanın içinde neler olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum tabii. Neyim ben ha, aptal mı? Şey canım, sana güvenmediğimden değil tabii. Prova mahiyetinde diyorum. Bir daha söyle bakayım. Ayakkabı, forma, çorap ve 800 milyon. Harikasın. Hadi kazan mübarek olsun. Ben de senin. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? 800. Ne? 9. Kayboldu. Ülkemize ilk gelişiniz galiba. Hayır, ben kaybettim. Bir şey mi kaybettiniz? Evet, 9 numaralı çantamı kaybettim. İçinde kramponlu çoraplarım, 800 milyon tane forma vardı. Gel. Komiserim. Ne var Tahsin? Şu çanta vardı ya komiserim, onun bir sahibi daha çıktı. Ya, al içeri Tahsin, al içeri. Buyurun hanımefendi. Merhaba. Bak. Biz masumuz komiser bey. Valla ben masumum. Ayşe'den de masumum. Ben de masumum. Ben herkesten masumum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Aman efendim rica ederim. Ben de geçmiyorum. Ben hayatım boyunca dalga geçmedim. Aman efendim nemnatım. Hayır ben de geçmiyorum. Ayşe'cim de geçmiyor, ben de geçmiyorum. Evet. Biz de geçmiyoruz. Ben de geçmiyorum. O da geçmiyor. Susun be. Kesin sesinizi. Son defa soruyorum. Çanta kimin? Benim değil. Hayır, benim de değil. Ha, benim de burada. Benim de değil. Efendim, hiçbir bilgim yok. Susun. Komiserim. Sen söyle kızım. Django. Django da kim? Çantayı o getirdi. Evet, evet. Bütün suç o Django denen itin komiserim. Nerede oturur bu Django? Django bak ne kadar komik. Ulan Dürdane, ulan Dürdane. Ağız tadıyla bir tatlı kaçıklarını seyrettirmedin bana be. Yazıklar olsun be. Aa, buyurun hayrola? Django Bey burada mı oturuyor hemşerim? Ne? Elimizde Django Bey için tutuklama kararı var. Hadi ya. Ne yani?
Django dediğiniz bu muydu? Evet komiserim, işte Django. Nerede buldun çantayı? Vallahi dilimizi bilmediği için söyleyemedi. Tahsin, böyle bir şey mümkün mü? Vallahi bence her şey mümkün komiserim. Geçenlerde Saadet'i tek soyda gördüm, piyano çalan cinler varmış. Getir bakalım çantayı tanıyacak mı? Hem öyle açılacak. Dua edin köpek çantayı tanısın, yoksa hepiniz yanarsınız. İnşallah. Tamam, tamam. Sakin olun. Kesin sesinizi. Komiserim, komiserim Django. Gitti, çanta kaçtı. Django, kaçtı. Django atla. Atla. Kesin gelin. Kimse bir yere gitmesin. Zabit tutacağım. Usta. Söyle Hüker. Hani ben şu parayı kaybettiydim ya. Artık bırakalım mı konuyu? Şey diyecektim usta. Ne diyeceksin? Şimdi sen haftalığımın yarısını kessen, ben bu parayı sana 8 yılda ödeyebiliyorum. Artık bırak o konuyu, boş ver artık o parayı. Giden gitti işte. Sağlığınız yerinde mi? Yerinde. Mühim olan da o zaten. Ama usta. Hadi hadi boş ver. Boş ver dedim. Yürü gidelim. Bak geç oldu artık. Peki. Karnın aç mı? Yok. Dört taraftan köfte yapmış. Yemeğe bize gel istersen. Köfte ha? Vay be!